polis kardeşimiz Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani o şeyinde kabri şeriflerinin başında görev yaparken hafif uyukluyor. Bakıyor ki böyle Mescid-i Nebevi dopdolu ama herkesin elinde küçük bir kitap Mucizat-ı Ahmediye hem de müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Ama herkesin elindeki kitap da lamba gibi yanıyor. Hiç tanımadı herhalde. Hiç tanımıyor. Hiç ne üstad duymuş ne Risale-i Nur. Adam o yorgunluk esnasında bir 5-10 dakika mürgülerken, uyuklarken bu rüyayı görüyor. Allah Allah ya bu neydi diyor ya. Bu ne bir şeydi diyor. Merakından adam böyle geceyi geçiremiyor. Sabah geliyor tekrar vazifesinin başına. Bir Türk hacımız böyle çocuğuyla beraber oradan geçerken hani biliyorsunuz orada bir izdiham oluyor. İzdiham olunca adam bu çocuğunu götürmekte zahmet çekiyor. Geliyor bu polis. O çocuğu alıyor hacıya yardımcı oluyor. Peygamberimizin kabrinin. Kabrinin önünden o izdihamdan geçiriyor öne. Bu Türk hacı abimiz de demek Nur talebesi. Bunun bu iyiliğine karşı ya diyor dur sana Arapça da bilmiyor ya. Vahid dakika vahid dakika. Polis de şaşırıyor. Çıkarıyor çantasını arıyor. Polis durmak istemiyor. Bir de vahid bir dakika. Ha. Çıkarıyor. Mucizat-ı Ahmediye'yi buna hediye ediyor. Allah. Arapça. Evet. Arapça. Polis bunu yakalıyor. Polis arıyor aslında. Hani herkes polis her şeyi arar da ama bir de bu başka da bir arama yani. Ya akşam uykusu gelmemiş adam bunun yüzünden. Ya arkadaş sen kimsin? Bu nedir? Bu ne kitaptır? Bana söylemeden seni bırakmam. Sizin yeriniz nerededir? Şu bu bunu da korku basıyor. Ya etme tutma işte ben bunu sana hediye ediyorum. Sen iyilik yaptın bize daya. Yok olmaz. Adam bakıyor ki adamın niyeti kötü değil. Vallahi işte hal mesele böyle. Getiriyor derse külliyatı buna hediye ediyorlar. Adam gece gündüz okuyor. Ben gördüm bu sefer gidişte gittik yani gördük. Adam her gün geliyor hanımı da hanımlar dershanesiyle kendisi de bugüne kadar Mekke'de Arapça dersi başlatamamışlar. Medine'de. Mekke'de vardı Arapça. Bu kardeşimiz vesile olmuş kendi çevresini toplamış. O Seyit Elmaskiller de Mekke'den gidip bir iki yardımcı olmuşlar. Orada bak bunu Risale-i Nur kendisi üstadımız kendisi abinin hatırlatması bu. Bu Risale-i Nur'un kendi kendine intişarıdır bu. Resulullah'ın oradaki tasarrufu. Oradaki tasarrufudur kardeşim ya. Bunu ne ile izah edebilirsin? Aynen üstadımızın ifadesi. Sungur abi bu Rusya hizmetlerini anlatırken bunu bana tekrarla söyletirdi. Risale-i Nur hıfz-ı Rabbani altında Kur'an'ın himayesinde adeta kendi kendine intişar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor.